Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün çeyizlerin nadide bir parçası olacak bir model paylaşacağım. İnanın benim çok hoşuma gitti. Sizlerin de hoşuna gideceğine eminim arkadaşlar. Evet, kanalımı ilk defa bu videoyla ziyaret ediyorsanız da kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenip küçük de bir yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum. Ben de sizin geldiğinizi, beni takip ettiğinizi anlarım. Zaten takip ediyorsanız, kanalıma destek olup videolarımı beğenip yorum yapıyorsanız da çok çok teşekkür ediyorum ve iyi ki varsınız diyorum. Evet, modelimizin yapımına geçelim şimdi. Saks mavisi bir sade renk yazma kullanacağım ben. Çünkü çeyize yapıyorum ben bu modeli. Ve alt zemin olarak şöyle bir yeşil kullanacağım. Şöyle bir krem ipim var. Beyazın bir ton koyusu arkadaşlar. Hani krem bir ip. Şöyle ortasına da sarı kullanacağım. Motifli bir model olacak. Motifleri kolay, şık ve gösterişli olacak. Şöyle arkadaşlar, ön hazırlık olarak da ben zürafamı yaptım. Yazmamızın üzerine zürafamızı yaptım. Sizler de zürafanızı yapın. Yeşil ipimizi iğnemize takalım. Modelimizin yapımına başlayalım. Evet, ben biraz zürafamı yaptım. Şimdi bir adet zürafa daha yapıyorum. Şöyle başlangıç için. Ara yeşil yapraklarımızı yapacağız şimdi. Şöyle küçük bir pırpır yapıyorum. Yandaki zürafaya geçiş yapıyorum bir adet zürafayla. Bir yandaki zürafaya daha geçiyorum. Yani 3 adet zürafaya bu şekilde pırpırdan sonra zürafa yapıyoruz. Evet. Şimdi son yapmış olduğum zürafamıza geri dönüyorum ve tepesinde bu şekilde düğümümüzü atıyoruz. Bir önceki zürafaya geçiş yapıyoruz aynı zürafa şeklinde. Ve bir önceki zürafamıza geçiş yapıyoruz. Hemen bir adet yan pırpır yapıp zürafamıza pırpırla geçiş yapıyoruz. Bu şekilde. Son zürafamızı da buraya yapıyoruz. Küçük bir piramit elde ettik gördüğünüz gibi. Hemen son zürafamızın tepesine düğüm yaparak çıkıyorum. Burada bir adet zürafamızı tekrardan yapıyoruz. Evet. Küçük dağımız oluştu. Şimdi alttaki tülbentimizin kenarındaki zürafaya iniş yapacağız. Şöyle iki doladım. Hafif bombe vererek inişimi yaptım. Burada hemen bir adet pırpırımı tekrar yapıyorum. Hemen yandaki 3 zürafanın üzerine tekrardan zürafalar yapıyorum. İkinci ve de üçüncü zürafam. Tekrar son yapmış olduğum zürafamın üzerine dönüyorum. Şöyle düğümümüzü attım. Diğer iki zürafaya da tekrar sol tarafa doğru zürafa yapıyoruz. Birinci ve de ikinci. Şimdi zürafamıza pırpırla
Dönüş yapıyoruz burada. Bir adet zürafamızı yapıyoruz. Yapmış olduğumuz zürafanın üzerine çıkıp tepede düğümümüzü attık ve pırpırımızı yapıyoruz. Evet. Şimdi alttaki zürafaya iniş yapıyoruz. Şöyle dolayıp hafif bir bombe vererek inişimizi yaptık. Unutmadan hemen şöyle pırpırımızı da yapıyoruz ki üçüncü piramidimize başlayalım diye. Bu şekilde sevgili hanımlar 5 adet piramit olana kadar ara modelimizi yapacağız. Ben yapayım kamera arkasından, sizler de yapın. Daha sonraki işlemde görüşelim. Evet, ben 5 tane piramidimi ara boşluğumuza bu şekilde yaptım. Şimdi motif koyacağımız yeri hazırlayacağız. Şöyle tam 11 adet zürafa yapacağız. Hemen birinciyi yaptım. İkinciyi yaptım. Bu şekilde 11 adet zürafamızı yapalım. Gelelim. Evet, 11 zürafamı ben bu şekilde yaptım. Şimdi 11 zürafa yaptıktan sonra aynı zürafanın içerisine hemen bir pırpır yapıyoruz ve dağlarımızın, ara dağlarımızın yapımına tekrardan başlıyoruz. Yani sevgili hanımlar, şöyle ara boşluk motif koyacağımız yer 11 zürafa olacak. 5 adet, sizler tabii bunu daha da çoğaltabilirsiniz veya daha da azaltabilirsiniz. Ben 5 tane uygun gördüm kendi yaptığım işte. Bu şekilde sizler de yapın, ben de yapayım. Sarı ipimizi iğnemize takalım. Daha sonra motifimizin yapımına başlayalım inşallah. Evet, şimdi sarı ipimden şöyle iğneme taktım sevgili hanımlar. Şimdi bir orta göbek yapacağız motifimiz için. Onun için bize halka yapabilmemiz için şöyle bir tığın ucu veya kürdan varsa, bu lollipop şekerinin sapı da olur arkadaşlar. Şöyle bizim için yuvarlak bir obje lazım. O yüzden ben tığ kullanıyorum. Sizler de evinizde varsa dediğim gibi ya kürdan ya tığ, hani kendinize göre bir boyut bulabilirsiniz. Şöyle tığımın arkasını tuttum. İğnemi tığıma yapıştırdım. Daha sonra iğnemin arkasındaki ipten uzun kısmından şöyle tutuyorum. Tam 5 adet sarıyorum. 3, 4 ve 5. Evet, 5 adet sardım. Sardığım kısmı şöyle iğnemin önünden. Bu sardığım ipi arkadaşlar, iğnemin bu şekilde önünden. Arkasından gelen ipi de bu şekilde arkasından dolandırıp sarmış olduğum ipimi burada kilitliyorum. Evet, sıkıca kilitleyin. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi yapmış olduğum halkamı tığımdan çıkarttım ve gördüğünüz gibi şöyle bir halka oluştu. Evet, şu fazlalık ipimi de ben burada keseceğim hemen. Evet, ipimi kestim. Şöyle tutuyorum. Bu halkamızın içerisine şu şekilde tam 6 adet zürafa yapacağım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu birinci zürafamız. Hemen ikinci zürafamı yaptım. Üçüncü zürafamı yaptım. Dördüncü zürafamı da yapıyorum. Hemen beşinci zürafamı yaptım.
Ve altıncı zürafamızı da yaptık. Gördüğünüz gibi 6 adet zürafamı halkama yaptım. Şimdi yandaki halkamın üzerine çıkacağız. Şöyle hemen arada bir boşluk bırakmadan üzerine çıktık. İlk yaptığımız zürafanın üzerine çıktık. Şöyle ortalı bir şekilde. Ve tekrardan yandaki zürafamızın üzerine bir adet zürafa daha yapıyoruz. Bu şekilde 6 adet zürafamızın üzerine 6 adet zürafa yapacağız tekrardan. İkinci zürafamı yaptım. Hemen yandaki zürafama geçiyorum. Şöyle göstereyim. Evet. Son zürafamızı da başlama noktasına yapacağız. Başlama noktamız burası. Başlama noktamızdan zürafamızı yapıp artık burada ipimizi dibinden keseceğiz. Evet. Şöyle bir göbeğimiz oluştu. Şimdi krem ipimi iğneme takıp geliyorum. Evet, krem ipimi iğneme taktım. Şimdi şu herhangi bir zürafamıza ipimizi sabitleyelim. Krem ipimizi bu şekilde sabitledik. Şimdi hemen aynı zürafamızın içerisine küçük bir pırpır yapıyoruz. Şöyle motifimizi geriye döndürüyoruz. Yapmış olduğumuz pırpırı aşacak şekilde bir pırpır daha yapıyoruz üstünden. Hemen motifimi çeviriyorum. Yapmış olduğumuz pırpırı aşacak şekilde bir pırpır daha yapıyoruz. Yani birbirinin bir tık büyüğünü yapıyoruz. Gördüğünüz gibi üst üste Keloğlan görüntüsü alıyor arkadaşlar. Keloğlan deniyor buna. Hemen aşacak şekilde bir daha yaptım. Geriye döndürüyorum. Motifimizi aşacak şekilde bir adet daha yaptım. Evet. 5 defa gittim geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 adet oldu. Son 2 tane daha yapacağız arkadaşlar. Hemen üstünü aşacak şekilde bir adet daha yapıyoruz. Döndürdük. Motifimizin üzerine aşacak şekilde son pırpırımızı aynı yerin içerisine yaptık. Evet, ilk yaprağımızı bu şekilde tamamladık. Hemen yandaki zürafamıza geçiyoruz. Tam ortalı bir şekilde ipimizi çektik gördüğünüz gibi. Tam ortalı. Küçük pırpırla başlıyorum. Daha sonra motifimi çeviriyorum. Üstünü aşacak şekilde
Tekrardan pırpırımı yaptım. Motifimizi çeviriyoruz. Hemen üstünü aşacak şekilde çeviriyoruz. Yani yaprağımız bu şekilde oluşuyor sevgili hanımlar. Yapması kolay aslında. Hadi kimi yapamıyorum, zorlanıyorum diyor. Bu şekilde başladığınız takdirde birbirinin üzerine aşacak şekilde yaptığınız takdirde motifiniz gayet güzel duracak. Ve ben bu Keloğlan modelini inanın çok severek yapıyorum. Yani yazmalara da çok yakıştığını düşünüyorum. Hemen motifimi aşacak şekilde tekrardan yapıyorum. Şöyle ayarlayın arkadaşlar. Çekin. Hani bir önceki motifin bir tık üstü olsun. Yeterli. Şöyle çeviriyoruz hemen son kez. Aşacak şekilde ayarlayıp çekiyorum. Evet, ikinci yaprağımı da oluşturdum. Şimdi hemen yandaki zürafama geçiyorum. Tam bu şekilde 4 adet yaprak olacak şekilde yapalım. Ben diğer ikisini de yapayım. 2 tanesi boş kalacak arkadaşlar. Yapıp geldikten sonraki işlemde görüşürüz. Evet, ben bu şekilde 4 adet yaprağımı yaptım arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Şimdi burada artık beyaz ipimden kurtuldum. Evet. Yeşil ipimi iğneme taktım. Şimdi yaprağımızı yapacağız. Şöyle kalan 2 zürafama yaprak yapacağız. O yüzden yeşil ipimi hemen yanındaki zürafaya tutturuyorum. Küçük pırpırımızı yapıyoruz. Yapmış olduğum pırpırın üzerine çıkıyorum. Tam ortalı düğümümüzü attım. Şimdi bir tık geniş pırpırla zürafamıza iniş yaptım. Tekrardan yapmış olduğumuz pırpırın üzerine çıkıyoruz. Ortalı bir şekilde düğümümüzü attık ve zürafamıza bir tık geniş pırpırla iniş yapıyoruz. Tekrardan yapmış olduğumuz pırpıra çıkıyorum ve bu şekilde inişimi yaptım. Son kez çıkıyoruz. Ve alttaki zürafamıza inişimizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 adet düğüm olduktan sonra yaprağımız bitti. Hemen yanındaki pırpırıma geçiş yapıyorum. Nasıl geçiş yapıyorum arkadaşlar? Hemen yanındaki zürafamın üzerine şöyle beriye doğru ipimi getirip çekiyorum. Bu sefer motifimi ters döndürüyorum. Yaprağımızın iki yanında biri bu tarafa baksın, biri bu tarafa baksın istiyorum. O yüzden zürafamın içerisine pırpırımı, küçük pırpırımı yaparak yaprağımıza başlıyoruz. Hemen yapmış olduğumuz pırpırın üzerine çıkıp düğümümüzü attım. Bir tık genişiyle inişim yapıyorum. Tekrardan çıkıp düğümümüzü
Attım. Bu şekilde 4 düğüm olana kadar yaprağımızı yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle ayarlayın. Evet, burada da 4 düğümümü yaptım. Bu şekilde motifimi tamamladım. Şimdi burada yeşil ipimi kesmeden önce yazmamıza da tutturacağız arkadaşlar. Motifim çok tatlı oldu, çok güzel oldu. Sizler de bunu ister havlu kenarlarınızda, ister mevlüt örtülerinizde, ister böyle benim gibi yazmalarda kullanabileceğiniz çok güzel, çok cici bir motif oluştu. Şimdi yapmış olduğum yazmamı alıyorum. Şöyle ara bir boşluk yapmıştık. 11 adet zürafa yapmıştık. 5 zürafa burada, 5 zürafa burada olacak şekilde tam 6. zürafama iğnemi girdiriyorum. Evet, şöyle arkadan girdiriyorum. Yapraklarımız şöyle önde kalacak. Motifimizi buraya dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle arkasından yandaki zürafadan girip şu ön tarafa şöyle arkadaşlar göstereyim. Evet. Şu arkadaki girdiğimiz yer şöyle motifimizi tutuyoruz. Hemen yandaki zürafadan motifimizin şöyle ön tarafından bu sarı yapmıştık. O sarının birinin içerisinden çıkıyoruz. Ve hemen o sarının dibinden, yani içinden değil arkadaşlar, sarı burada kalacak. Hemen yandaki yerden arkaya bu şekilde tekrardan bir geçiş yapıyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi hani geçişim görünmüyor bile. Hemen tekrardan ortadaki zürafadan bu seferdeki şu ortadaki sarının içerisinden çıkıyorum. Ve hemen dibinden şöyle sarı altta kalacak şekilde arkaya geri çıkıyorum. Bu sefer bu yandaki zürafadan, yani şöyle sırayla dikmiş olacağız arkadaşlar. Şöyle arkadan da göstereyim. Hemen buradaki zürafadan giriyorum ve şu sarının, motifin değil arkadaşlar, sarının yanından çıkıyorum. Sarı şöyle alt içinde kalacak şekilde arkaya geri alıyorum ipimi. Şöyle hem ipim görünmüyor arkadaşlar, hem de burayı tamamen tutturmuş olacağız. Böyle birkaç sefer gidip geleceğiz arkadaşlar. Evet, iyice şu şekilde oynamaz hale geldi motifimiz. Şu üç yerinden de girdik çıktık arkadaşlar. Hemen şöyle motifimi ters çeviriyorum artık. İpim neredeyse onun altındaki zürafadan bu şekilde girip ipimi buraya kilitliyorum artık. Hani motifimizde açılma olmasın diye şöyle görün kilitledim. Hemen bir yanına daha kilitlemek istiyorum. Evet. Şimdi artık yeşil ipimi burada kesiyorum. Şöyle dibinden kesin arkadaşlar. Ben şöyle hafif bir de çakmağımın ucunu dokunduruyorum. Tamamen sağlam oluyor sevgili hanımlar. Evet, şöyle motifimin ön yüzü de bu şekilde oluştu. Şimdi krem ipimi alıyorum. Şu aradaki yapmış olduğumuz dağların tepelerini küçük küçük pırpırlar konduracağız. Bir sarı, bir krem, bir sarı, bir krem, bu şekilde pırpırlarımız olacak sevgili hanımlar. Hemen şöyle bir tanesini göstermek istiyorum. Şöyle minnacık bir pırpırımız. Evet, bu kadar arkadaşlar. Buraya sarı yapacağım, buraya krem yapacağım. O yüzden ipimi kırmadan
Diğer krem yapacağım yere bu şekilde atlıyorum. Atladıktan sonra zaten aradaki ipimi kesiyorum. Evet, şu şekilde arkadaşlar. Hemen dağlarımızın üzerine bir sarı bir krem yapalım. Gelelim. Evet, ben bu şekilde ara çıtırlarımı da yaptım. Hatta birkaç tane de motif yapıp birleştirdim sevgili hanımlar. Şöyle çoklu halini de görün istedim modelimin. Evet, yazmamızda modelimizin duruşu bu şekilde. İnanın çok güzel, çeyizlik, harika bir model oldu. Hem de kolay arkadaşlar, yapımı da inanın hiç zorlayıcı değil. Çok da zevkli bir yapımı var. Evet, bugünlük de size bu modelimi yapmak istedim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz hani küçük de olsa bir çiçek emojisi atarsanız yorum kısmına çok çok mutlu olurum. Kanalıma da ilk defa bu videoyla ziyaret ediyorsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde destek olup bir beğeni bırakıp küçük de olsa dediğim gibi bir çiçek emojisi bırakırsanız ben de sizlerin beni takip ettiğini anlarım. Çok çok da mutlu olurum arkadaşlar. Sizlerin desteği benim için çok önemli. Destek olan, yorum yapan, beğeni bırakan bütün takipçilerime de sonsuz teşekkür ediyorum ve iyi ki varsınız diyorum. Bugünlük de çeyizlerin baş tacı olacak, güzel bir parçası olacak bir model paylaşmak istedim. Evet, sevgili hanımlar, bugünlük de bu kadar. Yeni videolarımızda, yeni modellerimizde tekrar tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.